O güzel bir duyguydu tabii ama bir de gençken böyle bir hava veriyordu. O zaman lazım hocam. Şimdi ne yapacağız onu? Ben okulda hiç sigara falan içmedim hayatımda hiç. Ama mezun oldum. Öyle gazetede de adımı falan görünce ya ulan bir şey eksik bende falan demeye başladım. O zaman sigara içtim. Tamamlayıcı olarak. Amerikan filmlerinde aktörlerin fotoğrafları olurdu sinemalarda. Hepsinin ağzında bir sigara olurdu böyle. Sanki önemli bir aksesuarmış gibi. Evet. Ona bakarak biz de o zaman sigara kullanmaya başladım. Sonra bir ömür sigara içtim. Oh. Bedelini de ödedim tabii. Ama şimdi şükür sağlıklısınız. Yok Allah'a şükür tabii. Maşallah. Tabii oyuncu olarak başladım. Sonra ilk oyun sahneye koyma şansım Oda Tiyatrosu'ndadır Ankara'da. Ki ben oradaki Oda Tiyatrosu'nu ayrıca artı bir okul olarak görürüm yani. Orada genç aktörler oyun sahneye koyarak kendisini reji alanında geliştirirler. Sağ olsun o zaman Cüneyt Gökçer odamız da bu fırsatı bize yaratmıştır hep. Ve diğer hocalar da Şahap Akalın olsun, efendim o zaman dönemin büyük aktörleri olsun hepsi. Orada ilk rejimi yaptım. O Tardiyo'nun oyunları vardır, birer perdelik oyunları vardır, absürt oyunlar. Ki o dönemde de absürt, tabii heyecanlıyız, değişik bir şey yapacağız. Çok da revaçta bir şeydi. Ondan sonra işte başladık hem oyunculuk yapmaya hem oyun sahneye koymaya sağ olsun. Daha sonra ileriki yıllarda Cüneyt Hoca beni yardımcı yaptı kendisine. Ben ilk defa devlet tiyatrosunu yani bir tiyatronun yönetimini yardımcılık döneminde öğrendim. Tabii yardımcı da olunca ben tabii o heyecanla genç adamla ben her şeyi idare ediyorum falan. Bir gün Cüneyt Hoca beni çağırdı. Bozkurt'cum bazen bana da sor dedi. Perspektifin gelişir dedi. Siz aldınız gidiyorsunuz. Ama güzel bir derstir. Yani sor perspektifin gelişir diyor. Yani. Allah.